Merhaba arkadaşlar. Bu akşam TV8 ekranlarında Survivor yepyeni bölümüyle bizlerle buluştu. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Birçok olay yaşandı. Dokunulmazlık oyununda gönüllüler ünlüleri yeniden mağlup ederek yine ada konseyine rahat giden taraf oldu. Ünlüler takımında isimler yazıldı, oylamalar yapıldı. Fakat bu akşamki bölümde bambaşka bir olay yaşandı aslında. Bilindiği üzere fragmanda da görmüştük. 12. bölümün fragmanında şöyle bir detay vardı. Mert ve o geday Nisa beraber konuşuyordular. Mert kendisini savunmaya çalışıyordu o geday ve Nisa'ya karşı. Ardından neler olacağını merak ediyorduk ve her şey gün yüzüne çıktı. Artık sosyal medya gibi büyük bir güç var diyebilirim. Dokunulmazlık oyunundan önce işte o geday ve Nisa Mert'le tartışıyordu. Mert kendini savunuyordu ve bu olaydaki ana karakterler aslında Sude ve Mert'ti arkadaşlar. Sude ve Mert'in yakın bir iletişim halinde oldukları öğrenilince her şey bir anda ortaya çıktı. Çünkü şöyle söylemek istiyorum ben arkadaşlar. Yani Sude ile Mert herhalde programdan evvel belli bir seviyede görüşüyordular. Belki de sevgiliydiler, bilmiyoruz. Belki de Mert Sude'nin erkek arkadaşı. Mert'in de Sude kız arkadaşıydı ama yani öyle olaylar yaşandı ki özellikle Ogeday ve Nisa tarafından Ada Konseyi'nde yapılan açıklamalar ve benzeri büyük bir şok etkisi yaşattı. Buna neden olan olay ise şu arkadaşlar. Sude ile Ogeday ve Nisa konuşuyor. Sude'ye Ogeday Mert hakkında bildiği bazı gerçekleri açıklayınca Sude şoka giriyor. Bunun yanı sıra bu olayları öğrenen Mert adeta büyük bir volkan gibi patlıyor diyebiliriz. Çünkü programda söylenecek, konuşulacak şeyler olmadığını dile getiriyor. Zaten Ada Konseyi'nde de bunu dile getirdi. Haziran'da bunu konuşabilirdik dedi. Fakat o geday yine Nisa ile beraber orada yinelediler cevaplarını. Dedikleri şey şuydu. Yakın arkadaşımız ve onun üzülmesini istemiyoruz. Peki yani bunlar tamam, bu olaylar oldu. Peki bu olayın perde arkasında ne var arkadaşlar? Sude ve Mert programdan evvel daha önceden konuşmaya başlıyor. Belli bir ilişkilerini belli bir seviyeye getiriyorlar. Ardından tabii Sude Mert'e duygusal anlamda anlamlar yüklüyor. Mert'in de kendisine karşı öyle şeyler beslediğini düşünüyor. Fakat arkadaşlar öğrendik ki 2020 Survivor takımlarında da bulunan Makbule ile Mert'in bir ilişkisi var. Ve bu ilişkide gerçekten ileri düzeyde arkadaşlar. Yani gerçek anlamda resmileşmiş bir sevgili ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi var. Ve Makbule de Nisa'nın yakın arkadaşı. Nisa adada Sude ile konuşurken Sude sanırsam şöyle söylüyor. Mert'le biz işte ilişki yaşıyoruz. İşte sevgiliyiz gibilerinden bir muhabbet geçiyor iddialara göre. Ardından da arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Nisa şoka giriyor. Nisa Sude'ye hemen durumun böyle olmaması gerektiğini, Mert'in Makbule ile bir ilişkisinin olduğunu dile getiriyor. Ardından da Ogeday da bu söylenilen iddiaları doğruluk payı olduğu derecesinde bir desteklemeyle Sude'ye söyleyince Sude tabii ki üzülüyor. Ve bu olanları da arkadaşlar Mert duyuyor ve böyle bir kargaşa yaşanıyor. Yani arkadaşlar Mert ve Makbule programdan evvel yani bir ilişki yaşıyorlar aslında. Sevgililer, erkek arkadaşı, kız arkadaşı vesaire gibilerinden iddialar o yönde çünkü. Ardından Sude ile de Mert'in yazıştığı ortaya çıkıyor ve Sude Mert'in kendisinin bir erkek arkadaşı yakınlığında olduğunu hissediyor. İddialara göre yine iddia diyorum. Ve ardından Nisa bunu öğrendiği için direkt olarak kendi bildiği doğruları arkadaşlar Sude'ye söylüyor. Sude bunları da duyunca tabii kız üzülüyor. Yapacak bir şey yok. Yani kendisi açısından değil de ben kendi açımdan diyorum. Ben üzüldüm kendisine. Büyük üzüntü yaşıyordu çünkü. Hatta Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı Mert'e sordu. Hani Sude senin için ne anlam ifade ediyor diye. Mert de hani kız arkadaşım diyemedi mesela. Mert şöyle bir cevap verdi.
değer verdiğim bir arkadaşım dedi. Hatta Suudi orada bir bozuldu. Ya hemen Nisa'ya gitti kamera, hemen Ogeda'ya gitti kamera derken tepkilerini görmüş olduk. Yani arkadaşlar, Mert'in tabii iddialara göre diyorum, Sude ile konuştuğu esnada Makbule ile de bir sevgililik ilişkisi olduğu iddialar arasında. Öğrenebildiklerim iddiaları araştırdım ben sosyal medyadan. Böyle bu şekilde öğrendim. Umarım Sude performansına devam eder. Modunu yüksek tutar. Yani böyle şeylerin olması, böyle önemli bir programda gerçekten üzücü. Arkadaşlar, yani benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Mert mi haklı, Sude mi haklı? Nisa ve Ogeday hakkında bu konu için neler düşünüyorsunuz? Yani 2020 yılında yarışmış bir yarışmacı olan Makbule'nin de bir anda isminin geçmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? İddialara ne gibi tepkileriniz var? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Hoşça kalın. Ha, bir de şunu unutmayayım. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.